Sivas'ta tek olan ve Türkiye'de sayılı kişilerden olan Halil İbrahim Mert cam üfleme sanatını çeşitli eserler yaparak sürdürüyor. Semazen'den Kangal Köpeği'ne, gözyaşı şişesinden çeşitli sanat eserlerine kadar her şeyi kendi imkanlarıyla yapıyor. Ben de şunlarda bırakamam. İş yerinde yaptığı çalışmasıyla yaptığı eserleri sergiliyor. Aynı zamanda onları satarak para kazanıyor. Mikrofonlarımıza açıklamalarda bulunan Halil İbrahim Mert, yaklaşık 20 senedir bu sanatla uğraştığını ve baba mesleği olarak yaptığını söyleyerek, "Bizler bu işi yaparken kendi kültürümüze göre ve kendi müşterilerimizin buradaki isteklerine göre modeller çıkarıyoruz," dedi. Yaklaşık 20 senedir cam üfleme sanatıyla uğraşıyoruz. Burada Sivas'ta da 10 seneye yakındır, 8-10 senedir Sivas'tayız. Cam üfleme sanatı bizim babadan oğula dediğimiz, işte bizim sülaleden 4-5 kişiyiz Türkiye genelinde. Biz de yetiştik zamanında ve memlekette yapalım diye buraya geldik. Burada da devam ettiriyoruz. Türkiye'de bu işi yapan çok az sayıda cam sanatı ustası var. Yeni nesil ve biz ikinci kuşak oluyoruz. 4-5 kişi desen o kadar var. Bizler burada Sivas'ta tabii bu işi yaparken kendi kültürümüze göre, kendi müşterilerimizin de buradaki isteklerine göre modeller çıkarıyoruz. Ona göre ürünler geliştirdik, ona göre çeşitler geliştirdik. Aynı zamanda da buranın en önemli özelliklerinden biri de bu aslında Sivas'a artı bir değerdir. Sivas için büyük bir şanstır. Çünkü cam üfleme sanatının bu derece derin, incelikli ve işçilikli, özel, geçmişten olan ürünleri yapan bir başka dükkan yok Türkiye genelinde. Hepsi imalatçı yönünde. Sipariş ne varsa onu yapıp onu çalışmaktalar. Biz de burada 40 sene, 50 sene önceki bile bizim büyüklerin yaparken işte biz eski Selçuklu, Osmanlı, Roma dönemi gibi ürünleri çalışırken satmasa bile burada o ürünleri yapıp sergileme durumundayız. Yani bir nevi de müze gibi oluyor. Mert çıraklık konusuna değinerek genellikle bu meslek babadan oğula geçen bir meslek dedi. Bu konuda büyüklerimiz açıkça hani daha önce bizim olmasa da başka cam ustaları yetiştirmişler. Bu külfetli ve öğrenmesi zor bir sanat. Şimdi öyle olunca usta olduktan sonra çekip gidiyor. Gidince de kendi dükkanını kuruyor falan. Bir harcadığını alma meselesi var. Onu da zorla tutamadıkları için artık kimse öğretmiyor Türkiye genelinde. Bizler de zaten aynı duygulardayız. Çünkü öyle bir külfetin içine zaten giremiyoruz. Girsek de öyle bir şey olursa biz de aynı duruma düşeceğiz. Babadan oğula dediğimiz tabirle işte bizim de ileriki kuşaklara illaki aktarmamız gerekecek. İllaki bu işi birine bayrağa teslim edeceğiz. O da oğlumuz olacak, kardeşimiz olacak, yeğenimiz olacak. Ya yani biri inşallah olacak veya ikisi, üçü olduğu kadar olacak.